5 dakika önce paylaştı Selahattin Demirtaş. Bir kendi adına öz eleştiri veriyor ve aktif politikayı bu aşamada bıraktığını ilan ediyor. Dilerseniz bu sıcak gelişmeden başlayalım. Neler söylemek istersiniz Sayın Temelli? Bizde bir laf var. Siyasetten emekli olunmaz. Siyaset de öyle bırakılmaz. Dolayısıyla şu anki duygu haliyle sanırım böyle bir şey söylemiş. O siyaseti bırakmak istese de ne biz onu bırakırız ne de siyaset onu bırakır. Beraber siyaset yapmaya devam edeceğiz. Evet, ortada bir başarısızlık var. Bu başarısızlığın yaratmış olduğu tabii ki etkiler var. Bunun yaratmış olduğu bir duygu hali var ve bu duygu hali tabii ki hepimizi etkiliyor ve buna bağlı olarak da açıklamalar yapıyoruz. Her şeyi anlamak için biraz zamana da ihtiyacımız var. Evet, dünkü röportajında belirttiği önemli başlıklar var Demirtaş'ın. Sahici, samimi, birbirimizi anlamaya yönelik bir eleştiri, öz eleştiri sürecine ihtiyacımız olduğunu hepimiz söylüyoruz. Bugünkü parti yönetimi de ilk günden zaten 14 Mayıs sonrası ilk günden bunu söyledi. Sadece ikinci tur seçimleri olduğu için bunu ikinci tur sonrasına ötelemek gibi bir kararı açıkladı. Bence de doğru bir karardı. Ve şimdi onun zamanı geldi. Hem kamuoyunda eleştirilerle ama seviyeli yine Selahattin Demirtaş'ın da altını çizdiği gibi düzeyli eleştirilerle, yapıcı eleştirilerle yol almaya çalışacağız. Öz eleştiri süreçleri tabii ki yaşanacak. Bir yüzleşme ve kendi hakikatimizi de anlamaya yönelik bir çaba içinde olacağız. Tabii ki kongrelerimizle, tabii ki konferans süreçlerimizle her şeyi tartışacağız. Kamuoyundan bir şeyi kaçırmak, saklamak, içe bitmek gibi zaten bir dert yok. Her şey kamuoyunun önünde. Çünkü bizim tabanımız hiçbir zaman seçmen değildir. Alışılagelmiş diğer parti tabanları gibi değildir. Örgütlü, bizzatihi örgütün omurgasıdır. En ana yapısıdır. Dolayısıyla halkımızla beraber, tabanımızla beraber çok kapsamlı bir süreç yaşayacağız.